Evet merkez, kartal dinliyor, tamam. Merkez komiser Nihat'ı arıyor, tamam. Evet benim, dinliyorum, tamam. Komiserim, Yıldırım emriyle İstanbul'a tayin edildiniz, tamam. Ama şey... Anlaşıldı, tamam. Vay ne güzel bir rastlantı değil mi bu? Hayrola? Tedirgin bir halin var senin. Hiç sorma, gidiyorum. Leyli'yi havada gördük işte. Seni bilirim Şakir. Çocukluğundan beri seyahati seversin. Ekmek parası. Aslına bakarsan... Aslı ne? Anlarsın ya, şimdi bekleyenim var. Bir sarışın. Tanımazsın. Kısa zamanda seni arayacağım. Senin bir sıkıntın var ya dostum, neyse. Muhakkak bekliyorum. Tabii tabii. Şimdilik müsaadenle. Eyvallah. Hadi. Merhaba efendim, ben muavininiz Rıza. Memnun oldum. Merhaba efendim. Merhaba. Geçici görevle gelmiş bulunuyorsunuz. Zannederim bundan sonra dinlenmeye vakit bulamayacaksınız. Tahmin etmiştim zaten. Tuvalet paralıdır beyefendi. Anladık. Zaten benim. Bu ne güzel sürpriz. Sevgili dostlarım, işte Nihat. Kom. Sulanmanın sırası değil. Doğum günün kutlu olsun. Al bu da hediyen. Ama artık şu şamatayı kısa kesmek lazım galiba. Apartmandakiler bizi dinleyecek değil. Çok geç oldu. Hadi çocuklar, gidiyoruz. Hadi. İyi geceler şekerim. Hoşça kal canım, hoşça kal. Eyvah. Hoş geldin Nihat abi. Hoş geldin.
Onu buradan kaldır. Olur tabii. Seni üzmek istemezdim. Her şey güzel ama bu evin bana da ait olduğunu biliyorsun. Ama sözümü kesme lütfen. Ben bir komiserim. Yani özel durumu olan bir memurum. Senin gibi serbest hayatım yok. Düzenli yaşamaya sözleşmiştik. Sadece kutladık işte, bu kadar. Fakat fazlaca karıştırmışsın. Aşırı bir durum yarattığımı sanmıyorum. Gene de biraz düşünceli hareket etmen gerekmez miydi? Yani benim eğlence özgürlüğüm yok. Neden olmasın? Tabii var. Fakat hem şahsiyetini hem de işini düşünmelisin. Doğru. Gazeteci demek şaşkın bir hayat yaşayan insan demek değildir. Bu da doğru. Bak, benim kardeşim sayılırsın. Bu şekilde yaşamak sana kazandırmaz, kaybettirir. Doğru. Doğru. Hadi bakalım, iç şunu dahil. Ne haber gicim? Paparayı yedin mi? Bana bak, karışma şimdi gagana, pıtrak yaparım ergene. Erdan Klinik burası. Mecburen rahatsız ettim. Arkadaşınız Şakir yaralı ve hep sizi sayıklıyor. Nasıl olmuş anlatın. Geldiğinizde izah ederim. Olay mı var? Sana göre değil. O halde klinikte buluşalım. Uyar sonra. Leşler. Sakin ol abicim, yorma kendini. Nihat, sen bak. Nihat, bir... Geldim Şakircan. Yanımdayım. Sakin ol artık. Bittim can kardeşim. Nihat'cim. Hadi dostum, topla kendini. Doktorumla konuştum. Önemli bir yara değil. Kurşun delip geçmiş. Son bir arzum var Nihat. Deli olma, bırak kuruntuyu. Başım dertte, elimde olmadan bulaştım. Mesele nedir Şakir? Neden? Kim bunlar? Bilmediğim bir malı sigortalandım. Fakat kiliste polisle yakalandı. Malın karşılığını ödeyemedim. Şirket kabul etmedi. Sonra beni... Yorma kendini, hallederiz. Yurt dışına kaçacaktım fakat... Kim olduklarını söyle. Ne suçumuz vardı? Ne istediler bizden? Ne suçun olacak? Şakir'in de olamaz. Karıncayı bile ezmezdi abim. Bilmez miyim? Fakat ergele kısma laf anlatılmaz ablası. Doktor hanımcığım, bu da odaya siz mi bakıyorsunuz acaba? Hayır, ben doğum mütehassıyım. Rica etsem efendim, hastaları düşünmeliyiz. Biraz sessiz lütfen. Hadi be Ayşen ablası, yeter artık. Kendini harap etmemelisin. Evet. Hepimize geçmiş olsun. Nasıl, iyi mi abim? Hiç merak etme, Türk gibi. Zannediyorum yakında taburcu olur. Hadi bakalım, gidiyoruz. Olmaz. Ben yanında kalmalıyım. Çocukluğu bırak Ayşen. Şakir benim en can arkadaşım. Kalmam lazım, bırakamam. Doktor yalnız kalmasını istedi. İstirahate muhtaç. Hayır, bekleyeceğim. Ayşen! Thank you.
Yeter be ablası. Nuri haklı. Kendini toplamalısın. İş yerinde de öyle. Merhaba. İşe gidecek halim yok. Beni başından savacaksan niye çıktık? Hayır, gene başlama. Tabii, hemen savacaksın değil mi? Beni yanlış anladın Ayşen. Beni yalnız bırakma ne olur Nihat. Bak, ıstırap ve umut insanlar içindir. Biraz... Ders altı, biliyorum. Tıpkı babam. Babam gibi davranıyorsun bana. Neden ama? Ben artık çocuk değilim. İstersen eve bırakabilirim ablası. Hem araba bekliyor, gitmesi lazım. Müsaadenle. Gerektiğinde beni arayabilirsin. Alo, Memdu. Kuşlar ötüyor mu Meri? Evet, kartal gitti. Kuzuyla tilki beraber. Yaralı karga yalnız. Kuzuyu şimdilik bırak. Bana ait. Karga için değişik yöntem uygulanacak. Kartal'dan emin olmalıyız. İnsanın madrabazlığı bitmiyor bir türlü. Hele kaderi ters gidiyorsa daha bir tatsızdır, daha bir acıdır bu hayat. Herkesi bir yalnızlık korkusu kaplamış. Hayırdır. Hayır. Hayır gelmeyin, gelmeyin. Hayır gelme. Hayır. Üstüme gelme. Gelme. Hayır. Yapmayın. Hayır. Aa, hayır. Nihat. Nihat. Ah, Nihat. Ah, ah, ah. Oh, Nihat. Ne istiyor bunlar bizden? Kim Melek? Rüya görüyorsun. Neden bu korkun? Yalnız kalmaktan korkuyorum. Her an tehlikedesin. Kötü haber alacağım anı beklemeye gücüm yok artık. Yanlış yorumluyorsun hayatım. Senin sinirlerin bozuk. Hayır Nihat. Etraflıca düşündüm. Bak, dinle. Bu benim mesleğim, işim, ekmek param ve kendim seçtim. Hem sen her şeyi bilerek benimle evlendin. Bak, şu çocuksu davranışları bırak artık lütfen. Ayrıca insanın yolda giderken başına bir saksı düşer ve gene ölebilir. Gel. Film alıp hemen geliyor. Tren kaçtı. Tren kaçtı. Allah treni kaçırıyordu. Tren kaçarsa otobüs var gagos. Ben var fotoğla. Bir dakika. Önce anlayalım. Nasıl girdiniz? Kimsiniz? Mary. Siz Nuri? Güneş mecmuasızı? Sen var çok şey bilmek çaktım. Sen dişi Tarzan. Evet, Jane. Resim. Tarzan Jane'i şey yapacak. Sen var alta gelmek, ben üstünde senin. Bakma lan. Ben de erkeğim, bakacağım ulan. Ah!
Sırası mı şimdi? Ne varmış yani, sadece tipimi değiştirdim. Eğer önemi yok. Balık bugün çok. Balı ambara mı oldu ya? Ambara. Hadi gel. Hadi. Polis bunlar abi. Sandıklar nerede? Hadi söyle bakalım, mal nerede? Nerede? Madem param yoktu, içki içmek senin neyine hakkıdır mı? Görüyor musun miyim? Paran olmadı mı ve de kafan kıyak oldu mu, adamı böyle beşlik simit gibi harcarlar. Sen ne dersin bu işe? Tabii ya. Zaman sana uymazsan sen zamana uyacaksın. Ah yavrum, şöyle tatlı canı gibi olsam da böyle gulup gulup yapıp bir dayı olabilsem. Çekil lan, ben geldim. Karada köprüm, denizde aslanlar mı bana yanma gönderim. Çekil lan. Yemek hazır. Neden bahsediyorsun ablası? Bırak uyuyacağım, daha çok vakit var. Ne zaman gelecek Nihat? Gelir ablası, gelir. Fazla meraklanma. Hı? Yoksa havayı mı yaktın? Ama nereden çıkartıyorsun bunları? Yemek hazır dedim. Yemek? Ben yerim. Bir yerinden belli olsa bari. Hastanız Şakir Bey'le konuşmak istiyorum. Nöbetçi doktor görüşmesini yasakladı efendim. Ben kardeşim. Durumunu... Hasta ağırlaştı. Görüşemezsiniz. Konuşturamam. Lütfen. Hemşire hanım. Ne yapıyorsun ablası? Abimi görmeliyim. Bana ihtiyacı var. Yahu niye böyle yapıyorsun? Bir şey yok. Bakma hemşirelere. Gitmeliyim. Neredeyse amcazadekiler. Biraz daha bekle, ondan sonra gider. Sen bekle istersen. Hiç mi iş yok memlekette? Kaçaktan, gayrimeşru iş kovalamaktan ne karınız olabilir? Hadi söyleyin uzatmadan. Malı nereden yüklediniz motora? Bilemedik komiser bey. Çocuk musun be? Ne demek bilemedik? Emir aldık sadece. Kimden? Kim dedin? Elinin körü. Abim. Gereksiz yere geldik ya hayırlısı. Hem içeri almayacaklar bizi. Şom ağzını açma gene. Abdala malum olur. Eyvah, gene onlar. Konuş ne olur oda. Dikkatli olun. Ben arka sokakta bekliyorum. Durun. Korkuyorum. Çabuk ol. Ne istiyorsun? Şey, vazifeli yüzden şunu aldım. Sizi tanımıyorum. Ha!
Hiç heyecanlanma Şakir, şimdi yanındayız. Odanı değiştireceğiz. Alt oda daha iyi abicim. Ne arıyorsunuz burada siz? Burada ne arıyorsunuz? Abini kaçırdık. Mecbur kaldık. Neredesin Nihat? Neredesin? Buradayım. Bundan sonra hep beraberiz Şakir'cim. Nuri, emniyetten muavin Rıza'yı ara. Doh be! Oo, bizim hemşireyi de bandajlamışlar. Şimdi yanına geliyorum bebeğim. Az sabret. Önce en afilisinden bir bandajlı resmini çekeyim. Hikayeme lazım ablası. Gel. Abimin ağırlaştığını duyunca yanında olmak istedim. Doktor müsaade etmediyse hemşireler umumiyetle böyle davranır ama isabet olmuş. Yine de yalnız bırakmasaydık. Emniyette artık. Muavin başında. Merak etmemelisin. Hem göreceksin iki güne kalmaz taburcu olur. Şakir'in de doktor kontrolünde kalması gerekiyor. Bu herifler azıtmış gene. Hiçbir şey yapamazlar dedim sana. Sakin ol. Hem de Nuri de seninle ilgilenecek. Fazla hoplama dostum. Dingili kırar sonra yedek parçasız kalırsın. Ne var be, ne oluyor? Et var, yumurta var. Öküzün altında buzağı var. Daha ne olsun? Nerelerdesin yakışıklım? Yıldırım haberlerle geldim güzelim. Söyle de şu önemli haberi öğrenelim. Sıkı dur yüreğini oklamasın. Ya var mı söylüyorsun? Klinikte sigortacı Şakir'i aklamak istediler. Bomba gibi bir haber. Komiser Nihat güzel bir operasyon yapıyor. Gerçekten zımba gibi bir haber. Ya, ne haber Gökuş? Bakıyorum ağzının suyu aktı. Nur abin hiç boşuna kürek çekemez. Yaşa abi. Hadi abi fazla uzatmayın da şunu yazı işleri müdürüne. Dur. Acele etme. Önce arşivde klinikteki herifin Sarıyer olayını bulmam lazım ya. Ha? Yürü. Kim? Yürü. Şubat değil kim? Şimdi ben şunu bir arayayım. Bir kahve içmek 10 dakikanı alır lütfen. Hadi. Peki. Şarkıcıların da var öyle mi? Bunu bilmiyordum işte. Ne yaparsın, meslek işte. Büyük bir mağazada çalışıyordum. Birdenbire terfi ettim. O ne demek? Küçük bir yarış, büyük bir sanatçı ortaya çıkarıverdi. Her ne halise. Bir iş peşinde yorulmak insanı mutlu kılar. Şakir'in de böyle bir kişiliği var. Çocukluğundan beri tanırım onu. Sen de aynı kanı taşıdığına göre... Müsait bir zamanında beni sahnede dinlemeni arzu ederim doğrusu. Dertli çal, kendim için başımın tacı. Bu gece
Bir dakika. Müsaade ederseniz parça bitsin. Gazeteciler sabırlıdır bekler. Şarkıcı... Demek gazetecisiniz. Memnun oldum. Ben Kamil. Sahne amirim ve dekoratörün Fred. Şöyle buyurun. Oh, sağ olun. Gazinonuz için nefis bir haber olabilir. Şöyle buyurun. Come state. State. Fevkalade. Eğer imkan verirseniz bir de renkli fonun ifadesiyle resim almak istiyorum. Şöyle buyurun lütfen. Şöyle buyurun. Mükemmel. Her şey için teşekkürler Kamil Bey. Arrivederci. Arrivederci. Bunları geç Tarık. Çok dikkatli olmalıyız. Bu seferki mal diğerlerine benzemez. Avrupalı dostlarımıza ikram etmeliyiz. Orası tamam da Memduh Bey, yalnız römork... Biliyorum. Zamanı geldiğinde harekete geçeceğiz. Sen dediğin gibi yap. Peki şef. Nasıl geçti çocuklar? Sakin ve verimli. Taka zamanında geldi, malı getirdi. Polis veya gümrükçüler? Bir tehlike yok. Malı boşaltalım. Çabuk kaçalım. Durun. Karın alın. Tıraksi şeytan. Evet bakalım, biliyorum. İşi ben almadım. Sadece sahilden balı alıp yükledim. Bana yalan söylemiyorsun, öyle değil mi? Vallahi bilmiyorum abi. Suçum yok. Malın sahibi Mete'dir. Peki buna ne diyeceksin? O halde ben anlatayım. Kuzeyden gelen taka malı getirdi. Avrupa ile bağlantınız var. Bütün bunları saklamak size bir şey kazandırmaz. Malı Güneydoğu'ya aktarıp karşılığında ipek ve kadife alacaktınız. Ama su yollarınız kesildi. Böylece Cafer ve Pakize'nin oyunu da bitti. Çiftlik mi sanıyorsunuz memleketi? Ha? Sahipsiz mi burası be? Ama hepinizin teker teker kökünü kazıyacağım.
Gir. Telefondan istiyorlar komiserim. Mühimmiş. Al bunları içeri. Dosya savcılığa gidecek. Başüstüne komiserim. Evet, buyurun ben Nihat. Abi ben Nuri. Şakir İhsan'la klinikten çıkmak istiyor abi. Peki iyileşti mi ki? Öküz gibi şey yani sapasağlam. Çıkmak istiyorsa mani olamayız. Ayşe'ne haber verdin mi? Abi böyle habersiz niye çıktın klinikten? Halbuki sen... Sıra sende güzelim. Hey taksi. Götürecekti bize. Yuh senin ervana. Nuri! Bak! Vay be, bu ayın zincirini koparmış. Karakola doğru. Çabuk gir sen. Ben ona bir Ali Cengiz oyunu çekerim şimdi. Ay! Ne oldu? Ayağım, ayağım. Ayaksın şeytan. Yavaş, yavaş dur. Geç şöyle. Uyuzunu kaşıdım, rahat ettin mi amigo? Gene mi gözyaşları bitti be ablası? Bitmez, iç sürüsü bunlar. Sürü de olsa hizaya gelecekler. Korkmana sebep yok, hadi gel gidelim. Hadi. İstiyorum. Plana göre hareket ettik. Aksama yok, şüphe neden? Her şeyden şüphe ederim ben. Kelle koltukta yaşıyoruz bir yerde. Haklısın. Hep öyle değil miyiz? Önemli olan sen ve ben. Sevgilim, her şeyi ne güzel düşünürsün. Mecbur. Bak, teklif var Avrupa'dan. Bizimkilerden mi? Tabii. Tarihi eser üzerine. Böyle anlaşılmaz. Oo. Şifreli. Daha büyük vurguna gireceğiz. Fakat önümüzdeki engel... Bir türlü anlayamıyorum abim. Derdi ne? Ne yapmak istiyorsun? Bak Ayşe, sen bu meseleyi fazlasıyla büyütüyorsun.
Ortada hiçbir şey yok. Nasıl yok? Öldürmeye gelen o adam? Kesin bir şey yok. Belki de başka bir neden içinde. Hem Şakir'i tanırım. Aklı başındadır. Gene ne var? Bizim patron Kamil Bey. Saklamak niye? Buralarda görmesini istemem. Canım, lokantada yemek yemek yok. Evet ama yanlış anlar. Hem çok çok kıskançtır. Bırak saçmalamayı. Hangisi patronun? Kız saçlı olan. Ya diğeri? Fred. Asıl adı neydi? Dur bakayım. Frederick mi? Frederico galiba. Tamam. Bir an evvel gidelim. Görmesinler beni lütfen Nihat. Anlaşıldı. Tamam. Bu milleti zaten oldum olası anlayamıyorum. Ne milleti? Hiç canım. Söyleniyorum işte. Hadi gidelim. Bunlara ne zaman sıra gelecek? Çok acelecisin güzelim. Memduh Bey sizi telefondan istiyorlar. Peki. Biraz müsaade. Tabii sevgilim. Evet ya, söyle. Karga elimizde abi. Güzel. Ama bu sefer işini uzatmadan hallet. Peki şef. Hay aksi şeytan, gene kaçırdım. Sen de kaçırdım diye gülme Allah aşkına. Üzülme canım, şimdi rica ederiz, yakalanır bize. Biliyor musun, çok iyisin Nihat. Seninle olmaktan zevk duyuyorum. Hem böyle bir koruyucu meleğim olduğu için de şanslıyım. Aslında iyi olan sensin. Temiz düşüncelere sahip olduğundan her şey güzel görünüyor sana. Yürümek sana iyi gelir. Tabii iyi olur. Nihat'cığım. Söyle canım. Doğumdan sonra gene gelelim buraya. Sakin ve temiz bir yer. Neden olmasın? Geliriz tabii. Ama dur bakayım. Hangi aya geliyordu doğum? Şubat'a canım. Ne var ki? Hiç, anlamak istedim sadece. Yoksa dışarıya mı gideceksin gene? Bak Mart'ta Gaziantep. Belliydi zaten. Anlamıştım. Bu ziyafetin anlamı çıkıyor meydana. Melek! Melek! İlaç almaya gidiyordum. Çocuğum hasta da. Niye dalgınsın? Ne? Hiç şey, önemsemesen daha iyi. Seninle mutlu oluyorum Nihat. Dakikalarına, saatlerine sahip olmak istiyorum. Beni öper misin? Alo. Evet, ben Nihat. Aradığımız Şakir, Tekirdağ'daki amcasının evinde ölü olarak bulunmuş efendim.
bütün izleri tespit edip dosyayı hazırlayarak bana getirin. Başlayın efendim. Hadi. Demek uzun süredir görünmeyişinin sebebi bu. Sen nereden haber aldın da cenazeye yetiştin? Biliyorsun kulağı delik gözü kirişte bir gazeteciyim. Aslında senin gibi olmak istiyorum. Hem böyle arzulamıyor muydun? Lazım mı abla? Yok, istemez. Gel abiler, gel abiler, hoş İçindeki gazeteci artığını halledin. Fazla yaşadı. Evet, tamam şef. Nerede o? Kimi aradınız be? Bırak numarayı. Ziya nerede? Niye aradınız ki? Neden olacak? Polis! Aman beyim, biz tanımıyoruz, biz zavallıyız. Kes! Kesin palavrayı! Hı-hı. Bana bak. Şimdi beni iyi dinle. Eğer yalan söylersen hepinizi toplatırım. Rıza Bey. Götür bunları. Başüstüne komiserim. Aman benim bizim suçumuz yok. Arka tarafa gitti. Arka tarafa gitti. Yalanı bırak. Malı siz elden çıkarıyorsunuz. Söyle kime veriyorsunuz? Kime veriyorsunuz söyle. Şey benim manav manav. Hangi manav? Az vicdansız köpek. Allah'tan ki popom sağlam. Kaldırın. Yavaşça yapmayın. Tartıklı mı? Gideriz. Badem aşılı elman var mı? Mevsimi beyim. Ha. Anlayamadım. Ne aşısı dediniz? Aradığınız karşı manavda beyim. Nuri bu taraftan kadını izledi. Sepetçi çocuk peşinde. Ha.
sakın yanlış bir harekette bulunma. Ne arıyorsun burada? İş için be kardeş. Arkadaşım şu eve girdi de onu bekliyorum. Yalan söyleme. Şuradaki kırmızı ev. İnanmazsan git de bak. Vallahi billahi doğru. Konuş. Konuş mu adam, konuş. Çekilin. Ne istiyorsun? Niye geldin peşimden? Şey bablası, röportaj için. Gazetede yazmamalıydın klinik olayına. Nasıl olur bebeğim, ekmek param. Bir de dalga geçiyorsun ha? Demek korkmuyorsun benden. Demirden korksaydım trene binmezdim güzelim. Kes be. Kes çocuk o. Nasılsa kanın mavi bordo akar. Ne diyor bu sersem? Adam sanki bilmece. Bir de tercüman mı bulalım yani? Kim var ardında? Kime güveniyorsun? Söyle diyorum sana. Söylersen bayılırsın. Sesin güzel değildir. Limon da yok burada. Neden nasıl kurtuldun? Benim için çok basit, güzeldi. Çocukken oynardık oyunlara. Yedi şans. Atla oynama güzelim, biz kuşu yakaladık mı muhakkak altın kafese koyarız. Şimdi hesap verme sırası sende, konuş bakalım. Ziya nerede? Ben hiçbir şey bilmiyorum, sen? Biraz önce bülbül gibi Türkçe konuşuyordun. Ne oldu birden? Ha? Numarayı bıraksan iyi olur çünkü sonunuz geldi. Siz var yanlış. Hadi öt bakalım bülbülü Şeyda. Şimdi söyle bakalım Ziya nerede? Ziya nerede? Ziya büyük dedi. Hadi siz daha fazla sallanmayın. Şilep saat 11 sularında demirleyecek şef. Hemen malı almalılar. Römork hazır. Bu depodaki mal da muhakkak bu gece yüklenmeli. Aksi halde gene sigorta işi suya düşer. Öyle değil mi Memduh Bey? Yarın gece bu... Bu gece Ziya. Malı yükleyip parayı almalıyım. O halde ben İsmail'e telefon edeyim. Tur hazır mı bilmem. Acele et. Peki. Ölüler mezarda kalmalıydı Şakir. Kaçmak her kişiye yakışmaz. Çingar başlıyor. Arkandaki ayıya dikkat! Şakir kaçıyor! Emniyeti ara çabuk, sallanma! Hatırlatmaya gerek yok, zaten vazifedeyiz. Alo, emniyet müdürlüğü. Alo, buyurun, emniyet müdürlüğü. Alo, cevap verin. Alo, cevap verin. Ziya ve Memduh, Hasköy antreposundan yola çıktı. Yetişin. Peşini bırakmayın. Thank you.
Gazeteci peşimizde. Ay kedi soyu var. Atlatırım şimdi ben onu. Ya o çirkin kardeşlerim, bu araba barut yapmıyor, benzin yapıyor. Ağzım kurudu, bir mola verin de çay içelim. Ne işin var burada? Gelmemen lazımdı. Mecburdum, o polis peşimde. Bu hatanı şef hiç sevmeyecek. Aslında şilef ve tır haberini bekleyecekti benden. Hey Charlie! Ha? Gelen varmış. Okey. Hayvan! Ne kafan, ne beyin! Fakat inanın her şey şilep için. Hatar! Morto, siz yapacaktı bu iş. Malı bir an önce silebe yüklemeliyiz. Evet, gecikmeyelim. Şef tamamen haklı. Program var önce. Şakir temizlemek. Bana ait. Hı-hı. Geç şöyle. Vay be, hergele tohumlarına bak hele. Şakir'i sahipsiz sandılar. Bu seriyal hikayeye imza atmanın zamanı geldi. Merhaba çifte kumrular. Hergele seni. Ya bir yere yatsaydı. Bu beyaz ayı en şiddetlisi. Yavaşçık. Allah aşkına rahatına bak. Şimdi. Nasıl hatırladın? Kendim buldum güçsüz. Trabzonspor'da da böyle çıkardım, anladın mı? Hey!
Etme! Vicdanı kokuşmuş pis sakallı seni. Tuvaleti fazla meşgul etme yiğidim. Vay be büyük baba. Oynamam onu. Vicdanına trompet çalayım. Buraya gele. Bırak enayiliği geberirsin ha. Hayatımı sana borçluyum. Gevezelik etme, emniyete haber verdin mi? Nasılsın? Bir şeyin yok ya. Söyle. İyiyim de. Ödeştik amcazade. Ah. İyiyim be, işim yok. Kardeşim. Dağılın. Hep benim yüzümden. Önemli değil. Kıbrıs'ta da aynı yerden postul yerdirmiştim. Senin anlayacağın fena halde sıkıştırıldım. Zora koşturuldum. Yorma kendini koçum. Hepsini biliyorum. Biliyor muydun? O halde beni oyaladın. Dur be ablası gene başlama. Sonra Şakir'ciğim. Malum işte. Fırsat yakaladığımı anlayınca kaçarak Nihat'ı peşime taktım. Başka çarem yoktu. Maksat perde arkasındakileri enselemekti. Peki neden seni gömdüler? Ya da niye öldürmeyip seni... Planlarını ancak böyle gerçekleştirebilirlerdi. Onların bana her şeyi yaptırabilmeleri için herkes beni ölü bilmeliydi. Bunu hikayeme noktalayacağım. Yahu bir dakika susar mısınız? Kadınları da geçtiniz. Biraz da biz anlayalım. Söyler misin Nihat? Nereden biliyordun? Meslek sırrı. Lütfen. O her şey bittiğine göre bakabilirsin. Hı-hı. Bak. Ne var bunda? Abim ölmüş. Doğru yapma, hikaye bozuluyor. Sus sen. Evet Nihat'cığım. Zafer işaretli el bir ölüye ait değil, bir diriye aitti. Hı. Bu bir. Dahası da mı var? Evet. Oradaki kan Şakir'e ait değildi, bu da iki. Ya, peki klinikteki? O bir başlangıçtı ve hakikiydi, bu üç. Yıllarca aradım kendi kendimi. Hiçbir türlü bulamadım ben beni. Hayal miyim, rüya mı bilinmez. Hiçbir türlü bulamadım ben beni, ben beni. Ben beni oldum, hiçbir türlü bulamadım. Ben beni. İnsan mıyım, mahluk muyum, ot muyum? Ekilir biçilir